Sayın seyirciler, Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş Almanya'dan gelen gurbetçi gençlerle buluştu. Erbaş gençlere iyi bir insan, örnek bir Müslüman olun, yaşadığınız ülkede sizi gören yabancılar da Müslüman olmaya heves etsin tavsiyesinde bulundu. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, Değerler Eğitimi Projesi kapsamında Almanya'dan Türkiye'ye gelen gurbetçi gençlerle buluştu. En büyük nimet İslam'dır ve aynı zamanda en önemli değerdir İslam. Siz orada bu değerinizi ömrünüzün sonuna kadar yaşayarak muhafaza edeceksiniz. Başkan Erbaş, yurt dışında yaşayan gençlere tavsiyelerde bulundu. Oralarda İslam'ı temsil eden bireyler olarak örnek bir Müslüman olmalısınız dedi. Nerede yaşıyor olursanız olunuz, alnınızda size bakan birisinin Müslümanlığı okuması gerekiyor. Yürüyüşünüzde Müslümanlığınızı okuması gerekiyor. Oturmanızda, kalkmanızda, konuşmanızda, kişisel ilişkilerinizde, insanlarla iletişiminizde Müslümanlığınızı okuması gerekiyor insanların. Başkan Erbaş, Müslüman olarak dünyaya gelişimizin kıymetini bilelim dedi. Müslümanlığımız en büyük değerdir. En çok şükretmemiz gereken konuların başında da Müslüman olarak, Müslüman bir anne babadan doğmuş olmamızdır. Buna ne kadar şükretsek, bunun için ne kadar alnımızı secdelerden kaldırmasak azdır. O yüzden dedim ya sözümüzün başında, özellikle gurbet ellerde bizim hal ve hareketimiz tebliğ olması gerekiyor. Davet olması gerekiyor. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, bir Müslümanın namaz konusunda da hassas olması gerektiğini ifade etti. Salih amel nedir diye sorulduğunda birinci sırada namaz gelir. Namaz insanı kötülüklerden de alıkoyuyor. Kendi üzerinizde bunu test edebilirsiniz, deneyebilirsiniz. Namaz kılmadığınız zamanlarla namaz kıldığınız zamanlar Rabbim nasıl muhafaza ediyor namaz kılan insanları? Namaz insanı bütün kötülüklerden alıkoyar. Ben namaz kılıyorum. Otokontrol diye bir şey vardır psikolojide. Otokontrol insanın kendi kendisini kontrol altında tutması. İşte bu namazla olur, oruçla olur. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun da gurbetçi gençleri başkanlıkta ağırladı. Avrupa'da yükselen İslam düşmanlığına karşı mücadelede en büyük görev sizlere düşüyor dedi. Avrupa'da yaşayan ya da Batı'da yaşayan Müslümanlar olarak en büyük sorunumuz temsil sorunu. Sizlerden beklediğimiz şu: sizler Müslümansınız, Türkiye kökenlisiniz ama aynı zamanda Almanya'da doğduğunuz birçoğunuz, belki hepiniz Almanya'da yaşıyorsunuz ve Müslümanlığın değerlerini Alman toplumuna en iyi anlatabilecek toplum kesimi sizlersiniz.